Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor ikinci evinizi para evinizi aydınlatıyor. Evet önümüzdeki birkaç haftada özellikle para konuları gelir gider dengeniz maddi güvenliğinizle ilgili konular Güneş tarafından daha fazla aydınlatılmaya devam edecek ve bu hafta Güneş'in Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var gökyüzünde. Ee, genel olarak şanslı ve verimli bir açıdır ve sizin tabii ki para alanlarınızı, iş alanlarınızı da etkiliyor. Dolayısıyla bu hafta maddi manevi güvenliğinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili e, destekler alabileceğiniz daha iyimser enerjiler var gökyüzüne, Daha güvenli enerjiler var. Hafta başından itibaren de bu etkiyi hissedebiliriz. Evet e, bu haftadan itibaren Venüs artık Burcu'nuzda. 6 Eylül'de geçişini yaptı. 2 Ekim'e kadar da devam edecek Venüs'ün burcunuzdaki tesiri. Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimizdir. Dolayısıyla güzel bir Jüpiter desteği altında olacağız. Venüs desteği altında olacağız 2 Ekim'e kadar. Ee, hem maddi konular olsun hem de sosyal konular olsun hayatımızda kendimizi daha keyifli şanslı hissedebiliriz. Güzellik, estetik, kişisel bakım, giyim, kuşam, makyaj, imaj hani bu tarz konularda da ee, beklentilerimiz beklentilerimiz daha iyi olabilir. Ee, özellikle bazı estetik ve güzellikle ilgili yapmak istediğimiz uygulamalar varsa, evet Venüs burcunuzdayken e, bunu daha rahat yapabilirsiniz. E, saçınızla ilgilenebilirsiniz, renk değişimi, model değişimi olabilir. E, belki hani bazı giyim, kuşam alışverişleri olabilir, imaj değişimleri olabilir. Tüm bunlar Venüs'le beraber e, daha rahat, daha verimli bir şekilde ilerleyebilir. Evet bu haftanın Hatta 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi 10 Eylül'de başlıyor. Mars Koç burcunda geri harekete başlayacak. 14 Kasım'a kadar sürecek yaklaşık 2 ay. Bu kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da önemli bir tezir oluşturacaktır. Aslında siz çok olumsuz etki alan burç gruplarında değilsiniz sevgili Aslanlar. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü Mars Koç'ta sizin gibi ateş elementinde size sert bir açıda olmayacak bu retro döneminde Hatta bazı ilginç e, e, güzel tesadüfler geçmişten e, gelen bazı karmik e, tesirler altında da olabilirsiniz e, bu retro döneminde e, Mars'ın genel etkilerini anlattığım videoyu e, astrofoni Demet baltacı e, YouTube kanalında izleyebilirsiniz burada dünya için toplumsal alanlar içinde e, Mars'ın retrosunun oluşturabileceği genel tesirlerden bahsettim. E, genel olarak sizin için haritanızda 9. evinizde olacağı için bu retro hareket biraz da hani belki hukuksal konular olsun, işte eğitimle ilgili konular olsun, akademik konular olsun, seyahat planlarınız olabilir, yurt dışı ile ilgili konu ve kavramlar olabilir. Mars retrosu buralarda bazı konuları gözden geçirmeniz, tekrar değerlendirmeniz için fırsatlar yaratabilir ya da biraz önce dediğim gibi geçmişten gelen konu ve kavramları ya da yarım kalmış bir şeyleri hayatınıza bu dönemde taşıyabilir. Evet, bu hafta genelinde ayın geçişlerine baktığımızda pazartesi ve salı ay boğa burcunda genel olarak kariyer konuları, iş konuları para kazançları, sorumluluklar ve görevler alanında haftaya güçlü başlıyorsunuz. Verimli bir gün pazartesi ve salı iyi değerlendirebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe biraz daha sosyalleşme imkanlarımız artıyor. Daha çok hani e, iletişime önem veriyoruz. Arkadaşlarla ilişkilere önem veriyoruz. Cuma öğle saatlerinden itibaren ise biraz içe kapanmaya başlıyoruz. Hafta sonunda bu geçerli dinlenmek isteyeceğiz. Biraz kendi alanlarımıza çekileceğiz. Biraz yalnız kalmak isteyeceğiz. Bunun da tabii ki e, sağlığımız için de e, genel olarak e, hem ruhsal hem bedensel sağlığımız için de bu dinlenmenin, bu biraz hani izole olmanın önemli faydaları, yararları olabilir. Önümüzdeki haftaya daha zinde bir şekilde başlayabiliriz sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.